Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere limit yayınlarının 20'li kronometre edebiyat denemesinin 13.sünü çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bu parçadaki altı çizili bölümle söz konusu öyküler ilişkin anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parçamıza bakalım. Yazarın hacimce, ince ama buna ters orantılı bir şekilde yoğun ve etkili öyküleri okuma sırasında olduğu kadar okuma bittikten sonra da bir hayli düşündürüyor okuru. Anlatımı her ne kadar son derece akıcı olsa da bu akıcılığın içinde muhteva olarak zihinsel efor gerektiren öyküler kaleme aldığı da bir gerçek. İfadesinde zihinsel efor gerektiren sözcük öbeğinin altının çizildiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada efor kelimesine bakmak lazım. Efor gayret demek aynı zamanda çaba demek arkadaşlar. Zihinsel efor yani düşünsel yönünden, düşünce yönünden gayret gerektiren, çaba gerektiren öyküler demek istiyor. Seçeneklere baktığımızda, duru bir dille kaleme alındığı olmaz. Düşünsel çabalara ihtiyaç duyulduğu diyor. Dursun. Zihinsel çelişkiler meydana getirdiği, çelişki demiş olmaz. Sanatsal bir nitelik taşıdığı böyle bir şeyden de bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Anlaşılmaz unsurlar içerdiği bundan da bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar bakın çaba, gayret düşünsel demiş yani zihinsel olarak bir gayretten bahsediyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir diyor. Bakalım fotoğraf çekme üzerine değişik görüşler ve düşünceler vardır. Söz gelimi bir fotoğrafçı fotoğrafın belgesel değil sanatsal, zihinsel ve şiirsel yanlarının olduğunu söylüyor. Bir başkası fotoğrafın dünyamızın hem görsel hem de düşünsel iz düşümü olduğunu belirtiyor. Bu açılardan bakıldığında fotoğraf çekerken neyi anlatmak istiyor ve ne hissediyorsak ona bakan da aynı şeyleri hissetmeli. Bunu yaparken ışık bize yardımcı olacaktır. Şu gördüğünüz deniz manzarasını çekerken sadeliği, sessizliği anlatmaya çalışırım. İstedim ki insanlar bu fotoğrafa bakarken kendini oradaymış gibi hissetsin. Biraz rahatlasın. Bu fotoğrafı çekerken akşam ışığı bana gereken desteği verdi. Siz de önceden düşünün. Çerçeveleme yaparken görüntünün düşündüklerinizi yansıtması için çaba harcayın ifadesinde örneklerden yararlanılmış mı arkadaşlar? Tabii ki yararlanılmış. Bakın burada söz gelimi ifadesini kullanıyor. Aynı zamanda arkadaşlar şuraya genel itibariyle baktığımızda örnek verdiğini görüyoruz. A seçeneği çıkar. Bunu elemiş olduk. Farklı yapıda cümleler var mıdır peki? Bu da var arkadaşlar. Bakın istiyor yüklem, aynı zamanda hissetmeni yüklem. İki yüklem birbirine V bağlacıyla bağlanmış. O zaman burada ne vardır arkadaşlar? Bağlı cümle vardır. Yine bunun devamında olan, bunu yaparken ışık bize yardımcı olacaktır ifadesinde yardımcı olacaktır yüklem. Ken zarf ekini kullanmış. Dolayısıyla bir yüklem var zarf fiil var. Burada da nedir arkadaşlar? Birleşik cümle vardır. Dolayısıyla iki farklı cümlenin kullanıldığını görüyoruz. B seçeneğinde demiş olduk. Öznel düşünceler var mıdır? Arkadaşlar birinci kişili anlatım var. Bakın burada o yüzden öznel yapılı cümleler de vardır. Öznel düşüncelere de yer verilmiştir. C seçeneğini diledik. Okuyucuyu olay içinde yaşatmaya çalışmış mıdır? Okuyucuyu hiç olayın içerisine çekmemiş ki. Bu bir dursun arkadaşlar. Yalın bir dil kullanmaya demiş E seçeneğinde paragraf okuduğumuzda ise arkadaşlar bunun yalın bir dille yazıldığını görüyoruz. Dolayısıyla E seçeneğini demiş oluruz ama okuyucu olayın içine çekmediği için arkadaşlar onun içinde yaşatmıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu parçada numaralanmış tümcelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım birinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır diyor müzik ile edebiyat arasındaki sıkı ilişki yüzyıllardır devam etmektedir diyor. Arkadaşlar dursun bir. İkinci cümlede kendinden önceki cümleyi örneklendirmektedir. İslamiyet öncesi dönemdeki atlı göçebe kültüründe yer alan kopuzlardan tutunda bugünkü fon müziği eşliğinde şiir okuma gecelerine kadar bu böyledir derken arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hep ne yapmış arkadaşlar? Örnekler vermeye çalışmış. Bundan dolayı bu doğrudur. Bunu elemiş olduk. Üçüncü cümlede bir durumun asıl sebebi verilmiştir diyor. Bakalım bu ilginin aslı ikisinin de özünde insan psikolojisini etkileme amacı olmasıdır diyor. Zaten aslı ifadesini kullanmış. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Dördüncü cümlede kendinden önceki cümleyi açıklamaktadır diyor. Bakalım bireyde amaçlanan ruhsal durumu oluşturma adına birbirlerine yardım ederler yani derken de zaten şu ifade açıkladığının göstergesidir. Bunu dilemiş olduk. Beşinci cümlede bir öngörüden bahsedilmiştir diyor. Buradan da hareketle diyebiliriz ki bakın bir öngörü ifadesidir bu. Şairler ile müzisyenler daha uzun yıllar bu gizli dostluklarını sürdüreceklerdir ifadesinde. Geleceğe dair duygu ve düşüncelerini dile getiriyor. Yani bir öngörüde bulunuyor. Bu da doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Birinci cümlede karşılaştırma yok arkadaşlar. Müzik ile edebiyat arasındaki ilişkiden bahsediyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır diyor. Bakalım. Tarihin yaprakları karıştırıldıkça bugün de yarın da daha güçlü ampullerle aydınlanacaktır diyor. En aydınlık günlerin tarihte tekrarı olan olaylar sonucu ortaya çıktı inkar edilemez. Şimdiki düzeni bilinçli zamanlarda birkaç satıra yazılan hayat hikayeleri kurmuştur. Bugünün ve geleceğin sesini yeterince duyabilmek, tarihin en ince ayrıntısına kadar öğrenilmesiyle olur. Gelecekle ilgili kuşkularımızın belirsizlikten kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. İfadelerinde. Bakın arkadaşlar. Genin itibariyle birbiriyle anlamlı olan hangisi gibi görünüyor? 1 ve 4 numaralı cümle aynı anlama geliyor arkadaşlar. Çünkü Tarihimizi öğrendikten sonra, iyi araştırdıktan sonra hem bugünümüzü hem de geleceğimizi arkadaşlar daha iyi anlayabiliriz şeklinde bir anlam çıkıyor buradan. Her ikisine de bu iki anlam var. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız ne olacaktır? 1 ve 4 olan D seçeneği olacaktır. Beşinci soru bu dörtlükle ilgili. Numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Bir koşmanın son dörtlüğüdür demiş. Arkadaşlar son dörtlüğü dediğine göre şairin neyi yer alacaktı? Hatırlayın. Mahlası yer alacaktı. Karaca olan demiş. Mahlası yer almış. Bir doğrudur arkadaşlar. Bunu eleriz. Sözcük biçiminde redif kullanılmıştır diyor. Bakalım. Var, var, var. Bunlar arkadaşlar sözcük halinde rediftir, doğrudur. Bunu denemiş olduk. Yinilemelere başvurulmuştur diyor. Bakın arkadaşlar var kelimesinin çok tekrar edildiğini görüyoruz. Bu bir yenilemedir arkadaşlar. Bu da doğrudur. Bunu elemiş olduk. Taşlama nazım türünü örnektir diyor. Bakalım. Karaca olan dermanım var, derdim var. Yar yitirdim, düşüncem var, gamım var. Yedi derya içinde bir gemim var. Atam mola bir kenara sel bizi ifadesinde. Arkadaşlar bu bir taşlama mıdır? Tabii ki değildir. Hatırlarsanız karaca olan ne ile meşhurdur? Güzellemeleriyle meşhurdur. Peki güzelleme nedir arkadaşlar? Aşk, sevgi üzerine yazılan şiirlerdir. Burada da yar yitirdim diyor. Sevgiliden bahsediyor. O yüzden bu bir taşlama değil. Güzellemedir. Burada bilgi yanlışlığı olan nedir? 4 numaralı cümle olacaktır. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneğidir. 6. soru. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili ifadelerin hangisinde sanatlı bir söyleyiş yoktur diyor. Bakalım. Yüzüme sert çizgiler çekti senin adını. Hasret saatleri saydı saçımda aklar ifadesinde. Arkadaşlar yüzüme sert çizgiler çekti derken ne yapıyor? İhtiyarladığından bahsediyor. Dolayısıyla burada bir sanatlı bir söyleyiş vardır. Bunu elemiş olduk. Başını göğsüme yasla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim ifadesinde olmadığını görüyoruz. Yine de bir dursun. Diğer seçeneklere de bakalım. Sonra bir yel eser enginden şimalden. Bütün neşeleri toplayıp götüren neşeler toplanıp götürülebilir mi? Hayır. Bakın burada sanatlı bir söyleyiş var. Bunu da eledik. Güvercin bakışı sessizlik bile çınlıyor bu eski zaman vehim ifadesinde. Güvercin bakışı sessizlik olur mu? Olmaz. Bunu da eledik. Sahillerin kucağında fıkırdayan deniz yatar. Kayaların kurnasında şarkı söyler bazen rüzgar ifadesinde. Denizin fıkırdaması, sahillerin kucağında yatması sanatlı söyleyişin ifadesidir arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Ama B seçeneğinde sevgilinin başını göğsüne yaslaması arkadaşlar sanatlı bir söyleyiş değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçadaki aşağıdaki yazı türlerinden hangisine özgünü telikler ağır basmaktadır diyor. Parçamıza bakalım. Birçokları kendilerinin yapamayacakları şeyleri dostlarından aramakta hataya düşüyorlar. Dostlarına vermedikleri şeyleri onlardan istiyorlar. Halbuki önce iyi insan olmak sonra kendine benzeyeni aramak doğru olur. Sürekli bir dostluk ancak şu kimseler arasında sağlamca kurulur. Yakınlık duygularıyla birbirine bağlanmış insanlar önce başkalarının esiri olduğu ihtirasları yenecekler. Sonra doğruluk ve adaleti sevecekler, birbirleri için her şeyi yapacaklar ama birbirinden şerefli ve doğru olmayan hiçbir şeyi istemeyecekler. Aralarında yalnız sevgi ve beğenme değil saygı da bulunacak ifadelerinden bu bir anı mıdır arkadaşlar? Tabii ki değildir. Bunu elemiş olduk. Biyografi midir? Birinin hayatını mı anlatıyor? Tabii ki değil. Bunu da elemiş olduk. Bilimsel bir yazımı, herhangi bir bilgi mi veriyor? Makale midir bu? Değildir. Bunu da elemiş olduk. Bu bir sohbet midir arkadaşlar? Bu da değildir. Karşılıklı konuşma yok. Bunu da elemiş olduk. Sohbet de olamayacağına göre arkadaşlar doğru cevabımız nedir? Deneme olacaktır. Çünkü yazar duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde dile getirmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin getirilmesi uygundur demiş. Gölge oyunda Hacıvat'ın gazeli, Karagöz'ün manisiyle, Hacıvat'ın aruzu, Karagöz'ün hecesiyle sürekli bir anlaşmazlık içindedir. Bu durum aslında nokta nokta şiiri ile nokta nokta şiiri arasındaki karşıtlığın, farklılığın ve çatışmanın farklı bir yansımasıdır diyor. Arkadaşlar gazel, aruz divan edebiyatında, hece mani halk edebiyatında. Dolayısıyla bu neyin çatışmasıdır? Tabii ki divan edebiyatı ile halk edebiyatın sürekli eski yeni tartışmasıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 9. soru aşağıdakilerden hangisi aşık edebiyatının sözlü edebiyatımızın devamı olduğuna kanıt gösterilemez diyor. Bakalım. Daha çok şiir alanında gelişmesi. Evet arkadaşlar sözlü edebiyatta şiir alanında gelişirken aşık edebiyatında şiir alanında geliştiğini görüyoruz. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Şiirlerin cönk denen defterlerde toplanması dursun arkadaşlar. Hece ölçüde şiirler söylenmesi, sözlü edebiyatta da hece ölçüsü kullanılırken Aşık edebiyatında da hece ölçüsü kullanılıyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Şiirlerin bir çalgı eşliğinde söylenmesi, Aşık edebiyatında bağlama, sözlü edebiyatta da ne karşımıza çıkıyor arkadaşlar? Kopuz çıkıyor. Dolayısıyla çalgı var mı ikisinde de var. Bu da doğrudur. Bunu elemiş olduk. Aşk, doğa, kahramanlık gibi konuların işlenmesi her iki dönemde de görülüyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da oluruz. Fakat arkadaşlar sözlü edebiyatta nedir arkadaşlar? Sözlü edebiyatta cönk yoktur. Ama aşık edebiyatında sanatçılar şiirlerini cönk adı verilen deftere toplamışlardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soru Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir demiş. Parçamıza bakalım. Şiir ne kadar ölçülemezle yaklaşırsa o kadar şiir olur diyen nokta nokta bu sözü ile nokta nokta şiir anlayışına yönelmiş görünür. Ancak bu hususta örnek olarak gösterebilecek tek şiiri bir günün sonunda arzu olduğuna göre bu şiir anlayışına fazla bağlanmış olduğu söylenemez. Onun şiirine en uygun anlayış tarzının nokta nokta olduğu kabul edilir gerçekten şiirlerinde dış aleme ait iz gözlemlerinin iç alemde yarattığı izlenimleri aksettirmesi bu anlayış tarzının delilidir ifadesinden. Arkadaşlar bakın buradaki şiir türünden biz bu sanatçının kim olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki Ahmet Haşim olduğunu anlıyoruz bu şiirden. Peki Ahmet Haşim hangi şiir anlayışına bağlı kalmıştır? Saf şiir anlayışına. Peki saf şiirdekiler hangi akımı benimsemişlerdir? Sembolizm. Ahmet Haşim sembolist gibi görünse de arkadaşlar aslında nedir? İzlenimcidir. İzlenimci akım hangisidir? Empresyonizmdir arkadaşlar. Buna göre seçeneklere baktığımızda ise ortaya ne çıkıyor arkadaşlar? Ahmet Haşim saf ve empresyonizm. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin getirilmesi uygundur demiş. Parçamıza bakalım. İlahi sen ol padişahsın ki lütfün hazinesi bi payan, Kerem'in deryası bi keran, cudun sehabı kayim, feyzün baran daim, rahmetün in'am-ı şamil, kudretin asar-ı kamil, cudun denizden du alem, bir katre mihrun hevasında iki cihan bir zerre. Açıklaması ilahi neylerem ol sırrı ki esrarı yok, neylerem ol ruhu kir envarı yok.'' Neynerem ol verdi ki derdi aşk yok. Neynerem ol zikri ki suzu şevki yok ifadesinde. Bu parça nokta nokta neslin ilk temsilcisi olan Sinan Paşa'nın Allah'a yalvarmak, yakarmak için yazdığı nokta nokta adlı eserinden alınmıştır. Şiir biçiminde yazılsaydı türü nokta nokta olarak adlandırılırdı ifadesinde. Arkadaşlar bu Sinan Paşa'nın yazmış olduğu eserinin adı nedir? Tabii ki süslü neslin en güzel eseri olan arkadaşlar Tazarruname olacaktır. Tazarruname hangi neslin ilk örneğidir? Tabii ki süslü neslin ilk örneğidir. Süslü nesli tazında yazılmasaydı bu eser Allah'a yalvarmak, yakarmak için yazılan şiirler divan edebiyatında nerede yer alıyor arkadaşlar? Kasidelerde. Kasidelerin hangisinde yer alır? Münacat tarzında olanlarda yer alır arkadaşlar. Dolayısıyla seçeneklere baktığımızda ise süslü, tazarname münacat. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Bakalım. Kadı Burhanettin Azeri Türkçesi ile yazdığı tuyuları ve gazelleri ile tanınır. Doğrudur arkadaşlar. Daha çok Kadı Burhanettin'in tuyuları ile meşhur olduğunu biliyoruz. Elemiş olduk. Şeyyat Hamza konusunu Kur'an-ı Kerim'den alan Yusuf-u Züleyha adlı mesnevisi ile tanınır. Bu da doğrudur. Şeyh Tamza bununla ön plana çıkmıştır. Bunu da olduk. Mutasavvıf şairlerin en ünlüsü olan Mevlana, tasavvuf düşüncesini işlediği yapıtlarında Hakaniye Türkçesini kullanmıştır diyor. Arkadaşlar Mevlana Hakaniye Türkçesiyle değil, eserlerini Farsça olarak kaleme almıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 13. soru yukarıda verilen sanatçı eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım Kaygısız aptal budala name demiş arkadaşlar. Bakın doğrudur bunu elemiş olduk. Hacı Bayram Veli makalat. Arkadaşlar Hacı Bayram Veli'nin eseri makalat değil ki. Hacı Bayram Veli'nin eseri nedir? Nutuktur. Peki makalat kimin eseridir? Bu da arkadaşlar Hacı Bektaşi Veli'nin eseridir. Bundan dolayı burada bilgi yanlışlığı yapılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 14. soru bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçı adlarından hangisi getirilmelidir demiş. Parçamıza bakalım. Şiirlerini çöğür çalarak söylediği bilinen nokta nokta daha çok ordu şairi niteliğiyle belirmiştir. Tanık olduğu tarihsel olayları konu edinmesi, Yeniçeri ortalarında, Serhat boylarında destanlarının uzun yıllar sevilip söylenmesine yol açmış, Genç Osman destanının onun türküleriyle süslenmesi, bu türkülerle yaşarlılığını sürdürmesi, de bunu gösteriyor ifadesinden. Arkadaşlar genç Osman destanını yazan kimdir? Kayıkçı Kul Mustafa'dır. Çöğür nedir? Çöğür de arkadaşlar mızrapla çalınan bir çalgı aletidir. Dolayısıyla da halk sazı anlamına da geliyor çöğür. Dolayısıyla da genç Osman destanı kayıkçı Kul Mustafa'nındır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 15. soru aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu sanatçılardan biridir demiş. Açıklamamıza bakalım. Belirli bir öğrenimden geçmiş, hece ve aruz ölçüsünü kullanarak şiir yazabilen ancak saz çalmayı bilmeyen şairlere kalem şuarası denmiştir. Arkadaşlar saz çalmayı bilmiyor, öğrenimden geçiyor ve şiir yazabiliyor. Erzurum Memrah değil arkadaşlar, Aşık Ömer değil, Gevheri değil, Karaca olan değil. Saz çalmadan şiir söyleyebilen, şiir yazabilen kişi kimdir? Bayburtlu zihnidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 16. soru bu parçada boş bırakılan yerlere aşıdakilerden hangisi getirilemez demiş. Bakalım Türk halkının güçlü bir mizah geleneği vardır. Tanzimat'a gelinceye kadar Türk mizahı daha çok bir halk mizahıdır ve dolayısıyla sözlü kültüre mal edilebilecek niteliklere sahiptir. Mizah tiplerinden nokta 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 fıkralarıyla özellikle İstanbul'da ve imparatorluğun çeşitli kentlerde halk mizahının önemli örnekleri sayılmaktadır ifadesinden. Arkadaşlar bize neyi soruyor? Fıkra ile ilgili sanatçıları sormuş burada. Onlardan bahsediyor. İncili Çavuş doğrudur. Fıkralarıyla ön plana çıkmıştır arkadaşlar. Elemiş olduk. Bekri Mustafa bunun da fıkraları meşhurdur. Bunu da elemiş olduk arkadaşlar. Nasrettin Hoca zaten söylemeye gerek yok. Halk tarafından bilinen, sevinen bir sanatçıdır. Bunu da elemiş olduk. Bektaşi fıkraları zaten yine halk tarafından bilinen sevilen fıkralardır. Bunu da elemiş olduk. Fakat kara göz nedir arkadaşlar? Bir gölge oyunudur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 17. soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada tanıtılan topluluğun temsilcilerinden biri değildir demiş. Parçamıza bakalım. Şiire aruz ölçüsüyle başlayıp daha sonra hece ölçüsüne geçen, bu grubun sanatçıları hece ölçüsünü minni ölçü olarak kabul etmişlerdir. Sade Türkçe ve hece ölçüsünün yanında işledikleri konularla da bir memleket edebiyatı oluşturmaya çalışmışlardır. Şiirlerinde bireysel duyguları, eski korsan hikayelerini, yurt köşelerini, Anadolu gerçeklerini işlemişler, yerli milli bir sanat ve tarih motiflerini kullanmaya özen göstermişlerdir ifadelerinden. Bakın arkadaşlar şurası bizim için önemli şiirlerini önce aruzla yazıp sonra hece ölçüsüne geçen topluluk hangisidir? Tabii ki değerli arkadaşlar hepinizin bildiği gibi 5 hececilerdir arkadaşlar. Peki 5 hececiler kimdi? Fohey diye adlandırdığımız Faruk Nafız Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozansoy ve arkadaşlar kimdir? Enis Beyç Kor Yürek'te beraber Yusuf Ziya Ortaç'tır. Ziya Osman Sabah bu grupta değildir arkadaşlar. Ziya Osman Sabah daha çok nerede görüyoruz biz? Yedi meşaleciler arasında görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu parçada şiir anlayışından bahsedilen tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sanatçının yeni dönem dil anlayışı, üslubu, hitabeti esas alan ve hiçbir şeyden çekinmeyen gür bir sestir. Düşüncelerinde samim olduğu için şinasıda görülen koyu didaktizm, öğreticilik onda yerini vatan ve millet yolunda heyecanla bütünleşen engin bir lirizme bırakır, coşkuya bırakır ifadelerinden. Bahsedilen kimdir arkadaşlar? Gür bir ses demiş. Tanzimat'ın gür sesi sanatçısı Namık Kemal'dir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 19. soru. Abdullah Tarhan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Türk Edebiyatı'na şair-i azam olarak tanınır. Doğrudur arkadaşlar. Dönemin şairi azamıdır. Elemiş olduk. Şiirlerinde soyut ve metafizik unsurlar hakimdir. Doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Validem adlı yapıtıyla Türk Edebiyatı'nda ilk uyaksız şiiri kaleme almıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Sahra batılı anlamda Türk Edebiyatı'nda ilk pastoral şiir örneklerini içerir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Tiyatro türünde birçok yapıt vermiş. Çoğu oyunu da sahnelenmiştir diyor arkadaşlar doğrudur tiyatro türünde birçok yapıt ortaya koymuştur Abdullah Kamil Tarhan fakat sahnelenmemiştir Çünkü tiyatrolarını oynanmak için değil ne için yazmıştır okunmak için yazmıştır arkadaşlar bundan dolayı da doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. 20 soru Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır diyor bakalım. Mehmet Rauf siyah inciler yapıtını mensur şiir türünde yazmıştır diyor. Doğrudur arkadaşlar siyah inciler mensur şiirin güzel örneklerinden biridir. Elemiş oldu. Halit Ziya Uşaklıgil 40 yıl saray ve ötesi adlı yapıtlarını anı türünde yazmıştır. Bu da doğrudur bunu da elemiş oldu. Tevfik Fikret Sis adlı şiirinde İstanbul'u olumsuz yönleriyle anlatmıştır. Doğrudur İstanbul'u ilk kötüleyen şairlerden biridir arkadaşlar. Bu da doğrudur bunu da elemiş oldu. Süleyman Nazif'in gizli figanlar batarya ile ateş yapıtları tanınmıştır. Doğrudur bunu da elemiş oldu. Hüseyin Suat Yalçın edebiyat ve hukuk adlı makalesiyle Servet Hun'un döneminin bitmesine neden olmuştur diyor. Arkadaşlar bu dönemde iki tane kardeş sanatçıdan biridir. Hüseyin Suat Yalçın ve Hüseyin Cahit Yalçın. Dolayısıyla bu Hüseyin Suat Yalçın değil arkadaşlar. Edebiyat ve hukuk adlı makalenin sahibi kimdir? Hüseyin Cahit Yalçın'dır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 21. soru. Numaralanmış yargıların hangisi ayret içinde verilen romanla ilgili değildir diyor. Bakalım. Peyami memleket meselelerine pek ilgi duymayan hariciye memurudur. Ancak daha önce cephede savaşmış olan yakın akrabası Cemal ve onun arkadaşı İhsan'la tanıştıktan sonra tavrı yavaş yavaş değişir. Bu kimin eseridir arkadaşlar? Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek adlı eserinden bahsediyor. Doğrudur, elemiş olduk. Mebrure, kaybettiği babasının izini bulup Anadolu'ya gitmeye hazırlanır. Böylece Türkiye'de Beyç ile birlikte suçlu bir devir sona erer. Mebrure'nin mutluluğu ile de yeni bir hayat müjdelenir. Bu hangi eserdir? Peyami Safa'nın Sözde Kızlar adlı eseridir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş olduk. Meftun Bey Paris'te eğitim görmüş, alafrangalık hevesinde olan bir tiptir. Babasından kalan köşte yaşarken Edibe Hanım'la evlenerek zengin olmayı planlar. Bu hangi eserdir? Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Şıp Sevda adlı eseridir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oldum. Sami Bey'in kızı Leyla Necdet'le nişanlanır. Sami Bey ve ailesi İstanbul'un işgali sonrasında maddi ve manevi değerlerini kaybeder. Sami Bey ve çevresi işgalcilerle işbirliği yapar. Mandacılığı savunur. Leyla da ahlaki yozlaşmayı temsil eder. Dudaktan kalbe demiş arkadaşlar dursun. Muhtar Sefer'in oyunu yüzünden o yaz Çukurova'da hiç para kazanmamış köylülerin kışı yoksulluk içinde geçirmeleri, kasabadaki bakkal adile borçlarını ödeyemedikleri için haciz korkusuyla bekleşmeleri, bir dayanak ararken mağdur taş başoğluna ermişlik yakıştırıp ona sığınmaları anlatılır. Bu kimin eseridir arkadaşlar? Bu da Yaşar Kemal'in yer Yerdemir Gökbakır adlı eseridir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Fakat Dördüncü eser arkadaşlar dudaktan kalbe değildir. Bu eser Yakup Kadri'nin Sodom ve Gomera adlı eseridir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. 22. soru Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Eserlerde Anadolu coğrafyasında yaşayan efsane, masal ve mitolojiden yararlanılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Bunu elemiş olduk. Yeni dil ve eski dil tartışmaları devam etmiş. Dilde sadeleşme yerine süslü ve sanatlı bir dil benimsenmiştir diyor. Dursun. Milli edebiyat ile başlayan Anadolu'ya açılma ve halka açılma ilkelesi bu dönemde ana ilke olmuştur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Batı edebiyatı, batıdaki edebi yenilikler, akımlar yakından takip edilmiştir. Bu da doğrudur. Edebiyatta gerçekçilik daha da önem kazanmıştır diyor. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Arkadaşlar bakın Cumhuriyet dönemine geldiğimizde eski dil ve yeni dil tartışması ne oluyor arkadaşlar? Artık son buluyor. Aynı zamanda dilde sadeleşme yerine süslü ve sanatlı bir dil kullanma demiş. Arkadaşlar zaten dil ne yapıyor bu dönem itibariyle? Süslü ve sanatlı dil daha çok sade bir dil anlayışı benimseniyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 23. soru sınıftaki öğrencilerden Serap bu sınavda 100 tam puan aldığına göre sorulara hangi şekilde cevap vermiştir diyor. Bakalım. Edirne Anadolu Lisesi'nde görev yapmakta olan edebiyat öğretmenleri Sedat Bey 12. sınıf öğrencilerine yazılı sınav yapmış ve sınavda aşağıdaki soruları sormuştur. Yukarıdaki ifadelerin doğruluğunu ve yanlışını belirleyip yanlış olanlara Y, doğru olanlara D yazınız. Her soru 20 puandır demiş. Şimdi sorulara bakalım. Cahit Külebi Behçet Necatigil garip hareketi dışında yeniliği sürdüren şairlerimizdendir diyor. Bu nedir arkadaşlar? Doğrudur. İsmet Özel, Süreyya Berfe, Nihat Berham ve Atol Behramoğlu ikinci yeni sonrası toplumcu şiirin temsilci, temsilcileri arasındadır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Oğuz Atay, Nezihe Meriç, Bilge Karasu ve Orhan Pamuk modernizmi veya postmodernizmi esas alan sanatçılardır. Bu da doğrudur. İlhan Bey, Cemal Süreyya, Turgut Uyar, Edip Cansever ikinci yeni topluluğunun temsilcileridir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Ercüment Behzatlav, Hasan İzzettin Dinamo toplumcu gerçekçi şahidler arasındadır. Bu da doğrudur. Dolayısıyla hepsi doğru arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda ise arkadaşlar bakın C seçeneğinde tüm sorular doğrudur demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. 24. soruya aşağıdaki sanatçılardan hangisi romanlarında Atatürk devrimlerinin getirdiği yeni değerler karşısında eskiye bağlılıklarını sürdürmek isteyenlerin durumlarına ahlak ve kültür sorunlarına yer vermiştir diyor. Arkadaşlar şöyle sanatçılara baktığımızda özellikle bu tipte eser veren kimdir? Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Kiralık Konak adlı eseri, Yaban adlı eseri, Ankara, Panorama 1, Panorama 2 Bunlar hep Ankara dönemini, Atatürk devrimlerinin anlatıldığı. Bunun yanında Atatürk devrimleri karşısında eskiye bağlılıklarını sürdürmek isteyen kişilerin yer almış olduğu eserler olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda ahlak ve kültür sorunlarına değindiği eseri de Sodom ve Gomeridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.